Gelibolu'dayım. İlk defa Gelibolu'ya geliyorum. Gelibolu, Çanakkale'nin bir ilçesi. Merhaba arkadaşlar, ben Leonard Ferhat'ı, bu videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ara sıra video yapmaya çalışıyoruz. Vlog diyebiliriz, gezmek diyebiliriz, tanıtım veya istediğiniz de, ben zaten videoyu sevdiğim için olabildiğince video yapmaya çalışıyorum. Bazen İngilizce, bazen ana dilimde Arnavutça, bazen de Türkçe. Bugün de Türkçe inşallah konuşacağız. Kısa keseceğim, çok uzun tutmayacağım. Gelibolu'dayım. İlk defa Gelibolu'ya geliyorum. Gelibolu, Çanakkale'nin bir ilçesi. Ya da mahalle artık nasıl denilir bilmiyorum. Yani Çanakkale'ye bağlı. İlk defa Gelibolu'ya geliyorum. 2 gündür geziyoruz. Burada bir projeyle ilgili geldik. Yani çekim yaptık. Çekimlerimizi neredeyse bitirdik. Ben de bu fırsatı buldum. Kendimce bir anlatım yapayım. Ya kısaca gördüğüm gibi. Gelibolu'da küçük bir ilçe, bir şehir veya kasaba da diyebiliriz. Güzel, şirin, deniz kenarında boğazı var. Gördüğünüz gibi. Karşıda eğer yanlış değilsem Ecebat ve Lapseki mahalleleri varmış. Hava güzel. Dün geldiğimizde yağmurluydu. Bugün açtı. Gayet de yani sıcak bir havaydı. Gün boyunca çalışınca terledik. Ama şimdi serin, güzel bir deniz esintisi var. Çok hoş. Yani şurada hep durasım varmış şu an. Biz belediyede gezdik, yani proje çerçevesinde belediyeyi gezdik, pazarı gezdik, Gelibolu'nun etraf köyleri gezdik ve şimdi de bitirdik her şeyi. Yani eşyalarımızı kapatıp İstanbul'a doğru döneceğiz. Gelibolu'da enteresan, yani bilmesi gereken, ziyaret edilmesi gereken şeyler ne var diye merak ediyorsanız, burada en çok dikkatimi çeken, yani benim en çok dikkatimi çeken traktör müzesi varmış. Çok hoşuma gitti. Burada eski traktörler vardı. Alman, Amerikan, Fransız, Belçika, İngiliz ve Türk, Rus, bir sürü traktör varmış. O müzeyi görmeye değer. Aynı zamanda şu an hemen sağımda Piri Reis'in heykeli var.
bildiğim, duyduğum kadarıyla dünyaca meşhurmuş. Yani ilk dünya haritasını çizen bir kişiymiş Billy Reis. Onun dışında tak karşıda gördüğünüz binaların arkasında orada Deniz Feneri Tepesi varmış. Bir de altında unuttum ismini. Mevlüt Han mı? Tam olarak bilmiyorum da değişik bir taşların içinde bir oda yapılmış. Orada birileri izdivaya çekilmiş. Yani değişik bir yermiş. Onu gördük. Hilton otelinde konakladık. Güzel bir yermiş Gelibolu. Sakin, şirin. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Merak eden her kişi ziyaret edebilir. İstanbul'dan biz arabayla geldik. 3 saat sürdü. Yol gayet güzel. Gelirken de köy Keşan'dan geçtik. Hatırlamıyorum da. Yani o istikamet, yani yol, güzergah çok güzeldi. Hem doğa olarak hem de Trakya'yı ben genelde çok gelişmemiş gibi duyuyorum, biliyordum. Ama ilk defa bu yola, yani bu yoldan geçtim, geldim. Trakya güzel bir bölge bence. Gezilmeye değer bir bölge. Gezdik, geldik. Bunu detaylarda da göreceksiniz. Gezmeye değer bir ilçe. Balık restoranları var arkada. Plaj yerleri var. Kışın 30 bin civarında bir nüfusu varmış. Ama yazın bu 10 binin üzerinde bir artma varmış. Yani 40-50 bine kadar görüyormuş. Yani turistler olsun, bir de yazdıkları, yazlığı olan kişilerin dönüşüyle. Böyle karşıda yakın, çok uzak değilmiş. Yani güzel bir yer. Yani görmek isteyen her kişi görebilir, gelip görebilir. Keza bir tatile gelmeye de değinir bu bölgeye. Gelirken ben çeşitli detaylar almaya çalıştım yolda, şehirde. İnşallah yani izliyorsunuzdur, izleyeceksinizdir de konuşmadan sonra. Bu videoyu izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, yani bu kanala abone olursanız benzeri videolar devamını yapmaya çalışacağım. 2-3 gün sonra Hollanda'ya gideceğim. Oradan da inşallah bir şeyler çekeceğim. Türkiye'de de ben kafama koydum. Artık gezeceğim, imkanım olabildiği kadar gezeceğim ve böyle videolarla karşınızda, yani YouTube'da olmaya çalışacağım. Bu videoyu beğeniyorsanız bir beğeni tuşu, beğenmiyorsanız da bir de dislike tuşu, size kalmış yorum, her şey. Aynı desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.